Basına ve kamuoyuna. AKP'de 5 grup başkan vekili tarafından 3-2-2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na gelmiş bulunmaktadır. Eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar, bilim insanları, akademisyenler ve kamuoyu tarafından yeterince tartışılmadan Milli Eğitim Bakanlığı da yok sayılarak hazırlanmış olan bu yıkım yasasını eğitim iş olarak kabul etmemiz mümkün değildir. AKP iktidarı, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasal partilerin tüm itirazlarına rağmen yasa teklifine Milli Eğitim Komisyonu'ndan AKP'li milletvekillerin maharetleri sayesinde tarihte eşine az rastlanır bir oylamayla 30 dakika gibi bir sürede geçirmiştir. Yaşamsal öneme sahip olan eğitim sistemimizi ilgilendiren bu yasa teklifini yangından mal kaçırır gibi kabul edilmiş muhalefet milletvekillerine meydan dahil çekilerek adeta faşizm uygulanmıştır. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve demokrasiye karşı vahim bir saldırı gerçekleşmiştir. Teklifin yasallaşması halinde ise öğretim birliği yasası ortadan kaldırılacaktır. Kamusal eğitim sermayenin emrine sunularak paralı hale getirilecektir. Eğitimin yükü velilerin sırtına yüklenecektir. Süreç içerisinde kız ve erkek öğrencilerin sınıflara ayrılarak karma eğitimden vazgeçilecektir. 5. sınıfların kaldırılmasıyla on binlerce sınıf öğretmeni norm fazlası durumuna düşecektir. Çocuk işçi sayısı ve çocuk istismarı artacaktır. Kademeler arası geçişlerde sınav uygulanacağından dershanelerin sayısı daha da artacak. Buna bağlı olarak çocuklarımız küçük yaşta dershanelere tanışacaktır. Mesleki yönlendirme küçük yaşlarda yapılacağından mutsuz ve başarısız bir toplum yaratılacaktır. Sanayi bölgelerinde patronlara kurulacak olan meslek okulları ile çocuk işçilerinin emeği daha kolay sömürülecektir. Tüm dünyada önemsenen okul öncesi eğitimi yok sayılacaktır. 8 yılın sonunda açık öğretim uygulaması ile birlikte yoksul halk çocukları örgün eğitim dışına çıkartılacaktır. Eğitimde program bütünlüğü bozulacak, bilimsel, laik ve demokratik eğitim ilkelerinden uzaklaşılacaktır. AKP iktidarının bilimsel, demokratik, laik ve kurumsal eğitimi yok sayarak gericileştirilmesine ve piyasalaştırmasına karşı geleceğimize, iş güvencemize, ülkemize ve emeğimize sahip çıkmak için üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Tüm demokratik kitle örgütlerini, partileri, sendikaları ve halkımızı eylemimize destek vermeye davet ediyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.